Merhaba sevgili Can TV izleyicileri, Bir Çiçekli Perde'nin Ardı programıyla yine karşınızdayız. Evet, yine uzun zamandır olduğu gibi Zoom'la. İkinci kez konuğum oldu, söyler söylemez kabul etti sağ olsun. Ceylan Ertem, hoş geldin Ceylan. Hoş buldum Feryal'cığım, nasılsın ya? Ya işte bildiğin gibi, sen nasılsın? Böyle bildiğin gibi, eskiler öyle derdi ya, bildiğin gibi işte. Bildiğin gibi idare ediyoruz değil mi? İşte ne yapalım, evet. Yani her şeye uyum sağlamaya çalışıyoruz. Ne oldu, biz 5 ay mı oldu seninle görüşmeli? En son ne zamanda senin albüm lansmanında görüştük? Evet 5 ay oldu. Oldu valla. Ve o zaman şey diyorduk Ceylan değil mi? Çok koşturuyoruz. Ne olacak bir dinlensek falan. İşte öyle dersen öyle olur. Vallahi yani ilk başlarda tabii tabii korkunç bir olay ama bir yandan da o ara vermeye şey oldum. Tamam dedim yani zaten ben herhalde şey yapamayacaktım yani kendi kendime ara veremeyecektim. Evet. O yüzden böyle bekleyen işleri çözeyim vesaire. Bu dönemi bence güzel atlatırım falan diye düşünüyordum. Birkaç ayım da öyle geçti. Hı. Yani hala da şey kötü değil. Ama şey diyormuşum, bunu bir iki kere daha söylemiştim bir iki yerde de. İşte ben şarkı söylemeden de yaşarım, ne olacak işte fotoğraf çekerim. Sahneye çıkmasam da olur, işte video çekerim, onu yaparım, bunu ederim diyordum. Tamamen yalanmış, kendi kendimi kandırmaymış. Delirdim, delirdim yani. Feci özledim, turne hayatını çok özledim. O sahneye çıkmayı, dinleyicilerle göz göze kavuşmayı çok özledim. Yani bana o anlamda pek sonra böyle bir yavaş yavaş koymaya başladı. Evde ciddi ciddi şarkı söylemeye başladım. Yani böyle mırıldanma falan değil. Yani ciddi ciddi böyle. Aa, çok iyi. Falan. Böyle kardeşim bakıyor, ay eyvah ne oluyor ablama falan diye. Beste geldi böyle, o sırada. Besteler ilk başta gelmedi Feryal'cığım. Çünkü galiba biraz böyle şey oldu. Depresiftik o, değil mi? O depresif işte, müzik de dinleyemedim bir süre. Kitap da okuyamadım. Hı-hı. Film de izleyemedim. Yani şey yapamadım, böyle bir kitap alıyorum işte aynı satırı 5 kere okuyorum, anlamıyorum falan. Çünkü hani kafa yani başka yerde. Tabii canım. Durmadan hep böyle, belki de hepimiz gibi işte Twitter'da biraz ajans haberleri, uh-huh. işte uzmanlar ne diyorlar, böyle güvendiğimiz bir takım yorumcular ve işte şeyler... Doktorlar, onları takip ederek geçti aslında birkaç ay. Şimdi de aslında çok fazla podcast dinliyorum mesela. Hani böyle bir müzik ya da şeydense, kitaptansa o galiba beni daha çok alıyor. Ondan sonra podcastler çok dinledim. Ama şey yani herhalde son 1,5 aydır oturabildim yani, böyle söz yazabiliyorum, evet çok vokal güzel. Melodisi yazabiliyorum falan gibi şeylere giriştim yani sonunda. Ama hiçbiri öyle çok neşeli şarkılar olmuyor. Herhalde yani ne yazık ki. Değil, değil mi? Vallahi yani hiç olmuyor işte şey, Sezen sağ olsun, Sezen Aksu çağırıp yazık yavrum sana, ben sana bir iki neşeli şarkı hediye edeyim falan diye. Sağ olsun o böyle tatlı, onun o alaycı böyle güzel şarkıları vardı ya, öyle şeyler hediye etti Allah'tan, yoksa çok ben güzel. Yine böyle... Karanlıkları salacağım yani Eylül'den itibaren. Ama bir şey itibaren. Diyeceğim Ceylan. Yani 3 aydır, 3 ayı geçmiş de olabilir bilmiyorum. Zoom'la yapıyorum program işte. Şey başlarda biz şimdi yine toparlanmış. Yani toparlanmış, kendini toparlamış bir konukla karşı karşıya seyircilerimiz. İlk başlarda nasıldı biliyor musun? Ya ben tabii. Seyircisiz yapamayacağım herhalde. Tiyatro bitti. Hmm. İşte konser olur mu acaba falan. İnsanların tonu buydu yani. Benim de öyleydi. Tabii. Aksiyon buydu. Şimdi şey böyle hani feleğin çemberinden geçmiş miyiz? Geç.
Zaten geç zaten geçiktik. Tam oldu şimdi. Tam oldu. Bir böyle şey tevekkül hali gelmiş sana bana. yani olur canım, bunu da yaşadık. Bunu hiç beklemiyorduk. Bu da oldu. Ama yani gerçekten çok benzer şeyleri yaşamışız. O şarkı söylemeyi özlemek neymiş ya? Ben evde öyle bağıra bağıra söyleyemedim de. Yani cesaret mi demedim bilmiyorum. Ben de şey, biz habire video yaptık işte. Elimde mikrofon. Evet. Çok güzeldi onlar. Onlarla avunduk herhalde. İyi geldi. Evet. Böyle arada canlı yayınlar oldu. İkimiz bazen canlı yayınlara denk geldik. Şirin bir de onlar ne acayipti değil mi? Bak şu anda canlı yayınlar azaldı. İnsanlar demek ki çok ortak tepkilerimiz var hayata karşı. Hayata dair. Yani birdenbire Instagram canlı yayınlar arttı, bir şeyler oldu. İnsanlar hayır yalnız değilim falan paniğini mi yaşadılar? Evet. Yani bizden de moral vermemizi istediler tabii işte bir sürü insana. Aynı zamanda biliyorsun yardım konserleri bile oldu. Evde çalıp bütün müzisyenlerle işte sağlık çalışanlarımıza yardım edelim onun izlenme geliriyle ya da işte evinde bilgisayar olmayan çocuklarımıza yardım edelim filan gibi böyle tatlı şeyler yaşandı. Ama ne yazık ki müzisyenlerin yalnızlığını ve maddi manevi güçsüzlüğünü kimse yine konuşmadı. Ben o yüzden biraz dargınım. Beklediğimiz gibi oldu ama Ceylan. Biz hep eğleniyoruz ve eğleniyoruz ya. Hep paramız var. Bir kenarda yastığın altında. Tabii. Her zaman yani o öyleymiş gibi algılanıyor. Çünkü yani işte biraz böyle o magazin kültürü. Tabii canım. Ne yazık ki işte yok bu yılbaşı gecesi bilmem kaç 100.000 lira aldı. Şu konserden bilmem kaç lira aldı filan diyerek sanki hepimiz öyle müzisyenler, şarkıcılarmışız gibi halkın bir kesiminin, bilinçli olmayan bir kesiminin öyle bir algısı var bizimle ilgili. Ben böyle ilk başlarda bakın şimdi işte arkadaşlar işsizlik neymiş hani siz de çok iyi anlayacaksınız ve bu çok aslında korkutucu bir şey dediğimde bile linç edildim maalesef. Çünkü yani hadi oradan canım sen işte yani 3 ay işsiz kalsan, 5 ay işsiz kalsan ne olacak diye beni azarlayan çok insan oldu. Halbuki öyle değil tabii ki. Tabii hiçbirimiz öyle değiliz. Ortalık hadsiz dolu biliyorsun. Şey yok yani bu sosyal medya sana ulaşabiliyor ya sosyal medyada insanlar. Tabii. Tamamen star değiliz ama yani sana sürekli haddini bildirmek, cümlelerine dikkat et demek, işte fikirlerini bu kadar rahat beyan edemez demek falan. Ona alıştık herhalde. Cevap vermiyor. Maalesef. Ya da bir iki cevapla anlamadıklarını da susarak. Evet işte cahille sohbeti kestim koydum albümün adını ama pek de kesememişim galiba. Yani bir dakika aslında şöyle falan. Ya cahil demek istemiyorum tabii ki. Yok ben. Herkes yani çok insana ama yani hakikaten o konu benim de cahil olduğum şey mesela. Sağlık çalışanlarının durumuyla ilgili mesela çok cahildim ve sonra ayağa kalkıp alkışladım onları ve hani inanılmaz kutsal bir meslekleri olduğunu her zaman biliyordum ama hani bu kadar fedakar olmaları hepimizin gözlerini yaşarttı ama işte hani bazı kesimlere, bazı meslek dallarına gösterilen o şefkat diyeyim, işte anlayış ve kollama hali müzisyenlere ve müzik sektöründe çalışan insanlara gösterilmemeye yine devam etti. Tabii. Yani bu konuda dertliyiz işte hepimiz. Yani hala da şu anda hani ne olacağını bilmiyoruz açıkçası. Zaten bir de hani öncesinde de bir ekonomik kriz vardı. Bunlar zaten biletlere yansımıştı. Yani böyle bir 100 bilet olsun, 200 olsun, 50 olsun az, daha az. Satıyordu bütün müzisyenleri. Kendimden de bahsetmiyorum. İptal olan turnelerimiz oldu bizim geçen yaz. Tabii iptaller oldu, yaşandı. Tabii ki mesela bir konser yapıyorsunuz, bir zarar ediyorsunuz. Bu öyle hani 5.000 lira, 3.000 lira bir zarar olmuyor. Bazen 40.000 liralar, 50.000 liralar olabiliyor. Harbiye gibi yerlerde bazı arkadaşlarımızın 100.000'leri bulan zararları olabiliyor. Evet. Yani bu nasıl ödeyecek bir müzisyen bunu mesela hani vesaire bunlar düşünülmüyor. Ve tabii ki işte şoför kardeşlerimizden Rudi kardeşlerimize
vokalist arkadaşlarımıza, grubumuzda çalan arkadaşlarımıza, menajerlerimize, dek onların da çoluk çocuklarının olduğu, onların da evlerine işte ekmek götürmeleri gerektiği ve bunu da yaşarken çok zorluk çektiklerini, hem halk çok anlamadı hem de bazı müzisyenler, bazı starlar da anlamadı. Çok böyle ekiplerini korumadılar. Onlara neyin var, iyi misin, bir şeye ihtiyacın var mı diye soran bazı büyük isimler de olmadı mesela. O konuda da ben aslında böyle bir hal hatır sorulabilir. Tabii, üzülerek şey yaptım. Onları da takip ettim. Çünkü hani... Şimdi hani diyoruz ya hep beraber işte emekçinin yanındayız falan diye 1 Mayıs'ta sokaklara dökülüyoruz. Bu da bir emek, bu da çok kutsal bir iş. Burada da tabii ki biz bütün, biz de emekçiyiz. Ve o nedenle bizim de işte bir halimizin, hatırımızın ne durumda olduğu hem devlet hem halk tarafından sorulması İyi olurdu. Belki hani bir noktada bu şeyden, yanlıştan dönülür diye umut ediyorum. Bakalım. İnşallah görürüz o günleri. Genelde hani zaten şey, maalesef sen, ben, biz biraz şeyiz ya, işte cahille sohbeti kestim diyen, zalim diyen, darıldım ben sana canım diyen falan. Bunları özellikle söyleyen, kendi sözlerimde de böyle yaşadığı döneme dair bir şeyler söyleyip itiraz eden insanlarız ya. Hı-hı. O yüzden hani devlet beklemiyorduk, tamam. Ama kültür kurumları, belediyeler, evet, çalışıyorlar. Çok haberlerini alıyoruz, haberleşiyoruz falan ama Hı-hı. gerçekten çok 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 daha şey, böyle hararetle sahiplenilmesi gerekiyor. Allah'tan ufak ufak başladı değil mi? Senin de onu soracağım zaten. Bir yerlerde bir şeyler yani Temmuz'da 2 konserimiz var. Ağustos bomboş gibi görünüyor. Eylül, Ekim hiç haberimiz yok. Ne olacak? Yani hep beraber göreceğiz. Hani açılacak mı? Kapalı mekanlar ne olacak filan? Yani en son işte biz bu Temmuz'daki 2 konserden birini birkaç gün önce çaldık. Hani orada bile ben böyle dikkat ettim. Aman insanlar birbirine o kadar yaklaşmasın. Ama falan. Konser ya bu. Yani nasıl bir şey? Anlatsana ortamı bir. Biz daha yapmadık. Merak ediyorum. Şey de oturmalı düzenli bir konserdi. Bir açık havaydı. Aralar o yüzden boş. Daha hani evet boştu ama tabii birazcık böyle bir doldu filan, hani böyle bir öne insanlar yanaşmaya başladılar. Ben onlar adına hani ama Allah'ım dikkat etsinler filan gibi bir kaygı duydum ama demedim hiç. Hayır, biraz araları açalım şu araları falan. Ben bundan sonra konser konuşmalarımız biraz öyle olacak gibi hissediyorum da. Olabilir onu. Böyle anaç bir tavırla değil mi? Aman evladım, maskeleri takın bakayım falan gibi. Evet, yani şeydi, güzeldi ama. Biz tabii doyamadık. Orada da şey vardı, böyle bir yani saat tabii kısıtlaması, hani 2,5 saati geçiyoruz hadi artık inin falan, hiç arasız çaldık biz. Özleyince deli saat. Hadi Ceylan pıp pıp falan böyle hareketler falan artık pışt pışt falan, ben böyle hiç anlamazlıktan geliyorum. Çok sert söyledin, helal olsun Ceylan. Ya deli misin ya? Nasıl yani, birikmişse o kadar... değil mi? Evet, çok birikti. Bakalım şimdi Ayvalık'ta bir konserimiz olacak. Yarın çalacağız. Evet, bilmiyorum, program tabii belki yayınlanmamış olur. Pazar günü ama. Evet, pazar. Yani pazar, senin konserden sonra yayınlanacak. Tamam, işte orada çalacağız. Belki orada biraz doyarız diye ben. Tabii orada... işte umut ediyorum, bakalım. Ama yani onun dışında işte böyle hani beach club'larda ya da bir takım ekstralar, düğünlerde, derneklerde çalan isimler olmadığımız için yani mekanların da %80-90'ı içki ruhsatlı yerler oldukları için açamıyorlar zaten. Yani açık havaları olsa bile açamıyorlar. Böyle bir iki hani restoran ruhsatı olan yer, açık havası olan yer açıldıysa. Şimdi tabii böyle Harbiye gibi falan çok büyük yerlere de biz hani cesaret şu o anda hani edemiyoruz. Ne olarak. Olacak? Tabii. Yani gelecek mi insanlar, hani ne olur falan, onu da çok böyle kestiremiyorum ben.
Çok da böyle şey isimlere tabii ki davetler geliyor genel olarak. Hani artık bu biletleri kesmesi garanti isimler. İşte onlar da zaten bir 10 kişi filanlar herhalde memlekette. İşte onlar başladılar turnelerine, şeylerine. Yani işlerinde rast gitsin. Ben de o konserleri dinleyici olarak da gitmek istiyorum. Evet evet. Yani ne bileyim hani Kenan mesela ilk başladı ya arabalı evet, konsere. O, ben mutlu oldum yani açıkçası. O güzel de geçmiş. Güzel de evet, ikincisi daha da güzel geçmiş. Herhalde insanlar böyle bir daha da rahatladı etti. İşte o rahatlamayı sağlayacak konserler diye. Bu hani biraz daha işte bilet kesen ve daha popüler olan isimler belki böyle birazcık o rahatlamayı sağlayıp önü de açarlar mı acaba? Doğru. Aslında oradan da bakılabilir. Evet öyle de bakabiliriz yani. Her zaman iyi tarafından yani bakmak lazım. Yani onun dışında da işte ne bileyim böyle hani görüyoruz işte Ayasofya meselesinde olduğu gibi binler binler çok böyle hiç şey fiziksel mesafe olmadan maalesef kutlamalar yapıyorlar. O zaman biz de şey oluyoruz, niye bizim festivallerimiz iptal oluyor o zaman? Yani bizim de şimdi mesela yazın 10 tane falan çıkacağım benim. Açık hava festivalimiz vardı ya da işte yani belediyeler izin alamıyorlar ya da belediyeler iptal ediyorlar, tepki toplarız vesaire diye. Ama yani aslında şu anda çok çok fazla konser yapılabilir gibi geliyor bana. Yani o mesela hani benim kendi konserimde de tecrübe etmemle gördüğüm kadarıyla insanlar kendilerini koruyarak mekanında belki işte 1000 kişilikse 700 kişi alınarak oraya, 500 kişi alınarak filan, sanki birazcık böyle hani en azından insanların, yani hadi bizi geçtim, bizimle çalışan insanların bir tık böyle işte faturalarını, kiralarını ödeyecek kadar biraz böyle işte şeyleri olurdu. Ufak ufak yaşamaya yani kazanmaya başlamak gerekiyor. En azından dediğim gibi yani bizim tombaşlarımız, ışıkçımız işte yani ne yapıyorlar, ne ediyorlar bilmiyorum. Arada konuşuyoruz. Şey böyle yani sürekli videolar yapıyoruz, tombaşlarımıza gönderiyoruz falan. Evet. Ne güzel, ne hoş falan filan, ama yani iki çocuğu var, okutuyor falan. Yani çok acayip bir şey bu. Tabii. Yani biz, tabii ki. Ben sadece köpüşüme bakıyorum da ondan mesulüm. Evet. Onlar evet. okutuyorlar. Çocuk yani başka bir şey vesaire, vesaire. İnanılmaz fiyatlar zaten, olacak iş değil yani. Yani o özel okul fiyatları, şunlar bunlar. Yani o eğitim zaten hani onu başka biriyle konuşmak öyle, lazım. Öyle öyle. Neler oluyor kim bilir filan. Yani manevi olarak da tabii işte böyle şey, çok özlüyor oluyorsun kendini. Yani ben mesela birkaç günlüğüne İskender Paydaş, sevgili İskender Paydaş'ın yakında bir programı başlayacak. Ona konuk olarak Muğla'ya gittim. Göcek. İşte annemi de götürdüm. Annem böyle bütün gün havuza girdi, işte takıldı, etti, gezdi falan. Ben böyle odada oturuyorum. Ne yaptım ki tatil yapacağım? Ben bunu hak etmedim falan. Bir de öyle bir tipim ben yani böyle. Hani kimsenin beni cezalandırmasına gerek yok. Ben zaten kendimi yeterince cezalandırıyorum gibi. Yani böyle canım hiç tatil istemiyor şu anda. Yani hep böyle bir araya gelelim, çalalım. İşte kayıtlar yapalım, konserler yapalım istiyorum. Böyle bir şey yaşadın mı? Ben yazlıkları kaldırıp kışlıkları kaldırıp yazlıkları dolaba koyarsın ya. Ya evet. Evde böyle eşofmanla dolaşmaktan, sokakta gofreti dolaştırırken giydiğim bir ayakkabıdan ibaret bütün hayatım. Evet. Aa dedim, ne yapacağım ben ya? Hiçbir şey değiştirmedim, öyle duruyor. Dolapları böyle değiştirme falan bir hikayeymiş ya. Hiçbir koca mevsim, baharı bitirdik, yaza geçtik. Evet. Kıyafetler işte hep aynı. Ya ben sahne için giysi almasam zaten öyle günlük bir şey almıyormuşum yani, onu fark ettim. Hani şu anda da mesela rengi solmuş. Ejderha ya. İçini gitsin. Güzel yani şey olarak. İçinde var ya senin, o patlayacak bir şey bekliyor. Evet evet yani öyle takılıyoruz yani. Hiç de öyle acayip bir şey yok. Ama yani bir üst katı çık, orası pırıltı, püskül ve pul kaynıyor yani. Onları böyle bekliyorsun şeyler. Böyle orana burana dolamayı falan. Evet evet yani of, deli gibiymiş yani, çılgın gibi onlara böyle bir emek sarf ediyormuşum ama
Şimdi böyle benim yazın eğer bu pandemi olmasaydı yazın böyle bir 10-15 konser ayda filan bir durumum olacaktı. Zaten de aslında tatil matil yapmayacaktım, çalışacaktım. Ve şey biriktirmiştim de şunla şunu şey yaparım, işte bununla O bunu giyerim kombinler filan diye. O falan. yazık onlar böyle uyuyorlar şimdi. Ne işte ya, ama Artık gelecek o inşallah. günler canım. Yani böyle olmaz. İnşallah. En fazla nedir? İnşallah. Yani şey diyoruz, en olumsuz konuştuğum anda da şey diyorum. 2021'de başlar konserler, ne yapalım falan. Vokal dersi veririm, bir şey yaparım falan. Her Evet, şeyi evet, çok evet. biliyoruz. Bu memlekette öyle öğrendik artık. Öyle yaşamayı öğrendik. Tabii. Biraz umutluyken yine son dönem neler yaşıyorsun, oraya geleceğim. Çünkü çok merak ediyorum. Evet, seni ben takip ediyorum. Arada muhabbet ediyoruz falan ama senin yaşayışın nasıl oldu son dönem? Yani her şey işte Ayasofya'sı, osu busu ama en çok evet kadın cinayetleri, hayvanlara yapılanlar. Eminim seni ikisi de zaten çok derinden hissettiğin şeyler. Hep konuşuyorduk da. Evet, evet, evet. Yani Pınar'da yine hepimiz feci dağıldık ama aynı gün başka iki üç kadınımızın daha aslında hani bazı cinayetler öne çıkıyor, bazı Evet. cinayetlerden o kadar bahsedilmiyor. Biraz böyle pandemi döneminde de işte ilk başlarda ne 20 ölümü aman Allah'ım yaparken şimdi daha 19 ölü falan. Hani böyle bir alışma, şehit cenazeleri meselesinde Aynen. de öyledir ya. Şehit yani eğer böyle 25'i geçtiyse o zaman tepki veriyoruz ama altındaysa vermiyoruz gibi böyle bir saçma ikiyüzlülük hali, ona da zaten pek dayanamıyorum. Pınar olayında ve onun öncesinde ve sonrasındaki bütün tabii ki cinayetlerde her zaman artık yani ben belki de işte yaş itibariyle mi falan böyle bir öfke var içimde. Yani ailelere inanamama hani nasıl yani sabredebiliyorlar. Ben buradan yürürdüm Ankara'ya falan gibi geliyor mesela hani sanki yani çocuğuma ya da işte kız kardeşime bir şeye işte sana ona buna falan ben yani onlar da kız kardeşimiz ama hani o aile psikolojisini yani böyle anlamaya falan çalışıyorum. Çünkü kelebekle öğretildiği için cinayet karşısında bile öyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Evet, kadercilik Erkektir, yapar zaten o. falan. Yani Evet, annesi, yani annesi o. mesela çok mahvoldu bildiğimiz kadarıyla. Evet. Kadın olarak o evet ya yani ateş düştü yeri yaktı. Neler yaşadı bilmiyoruz ama en azından evet ben hep bana da enteresan gelmiştir Ceylan. Bazı isimler birdenbire öne çıkar. Bazıları böyle çok sayı olarak geçer, rakamlar olarak geçer gider. Ama biraz şey umut veriyor yani evlere kapanmışken bu kadar ses çıkarılması, bu kadar yani birdenbire yasalar değişmeyecek. Gerçekten çok ciddi bir şey var. Düşman var karşımızda ve yasalar zorla kabul ettirecek olan. Ama yine de şey sanki bir hani öfke, o öfke bir sürü kadında var gibi. O demin söylediğim şey. Öfkeden Evet geçmiyor yani hele de zaten o hani hayvan cinayetleri, hayvan tecavüzleri vesaire meselesinde artık yani hani tam orada da yani kadın cinayetlerinde de feci bir durum var ama burada artık böyle hani o sessizlerin ve masumların sesi de mi olamıyoruz yani artık benim için işte benim bütün enerjimi alan beni karanlıklara sürükleyen hani hiçbir şey yapamadığım günler oluyor. O da işte bunları böyle çok haberlerini aldığım ve çaresiz hissettiğim günler oluyor. Yani artık gerçekten aklım almıyor. Yani bu kurallar, yasalar neden çıkmıyor sebeplerini biliyoruz filan ama yine de aklım almıyor. Bu kadar İnsanlar uğraşıyorsun nasıl? birbirine. Evet, ve her gün kalkıp bir hashtag açıp şu tutuklansın, bu bilmem ne olsun, bu gözaltına alınsın dedikten sonra o insanların tutuklanıp gözaltına alınmaları. Yani biz tepki vermesek hiçbir şey olmayacak. Zaten sen bir hayvana tecavüz ettiğin ya da onu tüfekle öldürdüğün için 500 lira verip 600 lira verip
elini kolunu sallayarak insanların arasında katılabileceksin demek oluyor. Ya da bir kadını aynı şekilde işte yakıp ondan sonra parçalara ayırıp işte falan edip üstüne beton döküp filan bunu yaptığında bu cesaret demek zaten. Bütün sapıklara, bütün canilere sen cesaret veriyorsun ve bunu alkışlıyorsun demek. Yani aslında tek bir katil yok gibi geliyor. O zaman bu yasayı çıkartmayan herkesin eli kanlı demek oluyor. Hem hayvan cinayetleri hem kadın cinayetleri hem tabii ki de çocuk tacizleri ve cinayetleri hepsi için. Yani biz yani her gün yani bu arada dünya da böyle işte biliyorsun George Floyd olayı da bizi mesela hepimizi çok etkiledi. Sonra ne oldu işte yani Kürt kardeşlerimizin durumu da yani çok da farksız değil filan. Yani anladın mı? Böyle çok büyük bir çıkmazın içindeyiz. O nedenle şey hissedemiyorum. Hiç kendimi böyle neşeli, hani yaz geldi, işte umutluyuz, iyimseriz gibi hissedemiyorum açıkçası. Yani onun da mı yansıyor? Tabii ki, tabii ki yansıyor. Yaptın beş yani... sene dedin yani ne gibi şeyler geldi kalemine? Biraz böyle yalnızlık üzerine bir şey var yazdığım şarkılardan bir tanesi. Bir Cenk Erdoğan bestesi vardı elimde bir süredir bekleyen. Ona öyle bir sözler yazdım. Yani ömür boyu yalnız olmakla ilgili aslında. Söyledin mi onu? Kayıt oldu mu? Yok henüz olmadı. İşte biz böyle Eylül sonuna filan hem onu hem Sezen'in verdiği bir parçayı ikisini aynı anda yayınlamak söyleyecek için. Söyleyecek misin Sezen ne verdi? Sürpriz mi? Sezen çok tatlı bir şarkı verdi. Şarkının adı çok güzel zaten. Datlım gıymatlım diye. Çok güzel. Çok şeker. Ballı gaymaklım filan böyle aşırı şeker bir şarkı. Ondan sonra o en azından böyle biraz... Erkeğe mi söylenmiş bir şey cilveli? Erkeğe söylenmiş. Oh. Biraz böyle aşktan bahsedebildiği için biraz içimizi açacak yani o anlamda. Güzel. Evet evet. Sonrasında da yine benim böyle biraz eskiden yazdığım bir nakarat vardı. Ona Mabel bir verse böyle bir ilk dörtlük yazmıştı filan. Onunla ortak bir şarkımız var. Onu yayınlayacağız. Düet olmaz herhalde. Ondan sonra çünkü onun sesine biraz böyle ters bir şarkı. Ama şey ikimizin yani böyle birlikte şarkılar yazmamızı söylememizi herkes çok seviyor. Onlara bir tane daha sı eklenecek. Öyle öyle ama bugünleri daha kör göze single olacaklar. Eylül'le başlıyor. Daha böyle, evet yani böyle neredeyse her ay ya da 1,5 ayda bir onları yayınlamak istiyorum. Bir de işte şimdi YouTube'umda şey duyuyor musun diye bir program yapardım ben. Ona başladım. Orada da işte Instagram'da söyledin bunu. Paylaşmışımdır şeyler hatta mesela Cihan Mürtezaoğlu ile Uçurtmayı söylemiştim Nüket abla ile Sevda'yı falan gibi böyle hani insanların çok ilgi gösterdikleri düetlerin de olduğu bir programdı. Şimdi oradaki röportajları da düetleri de paylaşıyorum ve yenilerini çekmeye başladık. Çok güzel. Şimdi Melike Şahin ve Duygu Soylu'yla İki ayrı düet yaptık, paylaştık. Şimdi Fikri Karayel, onu çok seviyorum. Çok güzel bu arkadaşlarımız sesleri ve müzikleri. Şimdi Fikri ile böyle birazcık da neşeli işte. Ben de olmadığı için başkalarının neşeli şarkıları. Niye öyle diyorsun? Sen acayip eğlenceli bir kadınsın ya. Ya evet. Sahnede de öylesin ama. Yani ya, şimdi pandemi aksiyonu bu. Boş ver, hepimiz öyleyiz. Evet evet, tabii tabii aynen öyle. Onunla öyle bir parça. İşte bunları da Spotify'a koyuyorum single gibi. Herkes böyle ya Ceylan abla ya da işte Ceylan Spotify'a işte Apple'a da koysan hani dinleyelim dedikleri için. Oralarda da paylaşıyorum. Belki onlar böyle hani sayı olarak onu bulduğunda mesela duyuyor musun volüm 1 falan gibi. Oo, güzel. Bir şey haline gelirler böyle diye umut ediyorum. Bakalım. İşte bir de zaten yani böyle devam ediyor. Zevk için yani öyle yapmaya gelir de tabii. Kazan. Yani çünkü bizim artık sahiden dijital mecra şeyimiz. Çok iyi yapıyorsun yani.
Destekliyorum seni. Evet evet. Yani bu röportajları, sesli röportajları işte bir gün yani hepsi çok biriktikten sonra deşifre edip can alıcı noktalarını da bir kitap olarak aslında hani yayınlamak istiyorum. Evet evet bakalım inşallah. Çok mantıklı. Sen zaten hani söz yazan kadın zaten şey hikaye de yazar sonra oturur roman da yazar. Belli yaşlarında herhalde birikmiş yani şey ya çok kitaba doğru geldi. Gidiyorsun yani. Evet evet çok teklif geldi ama işte bir hayatımı yazmak hatta onu çizgi roman gibi yayınlamak şeyim var, hayalim var ama biraz böyle travmalı ve zorlu bir çocukluk olduğu için şimdi böyle kalbini kırarım diye korktuğum bazı insanlar var. O nedenle cesaret edemiyor gibiyim yani. Ama bakalım yani zaman ne gösterir? İşte yaş ilerledikçe insanın cesareti de artıyor. Böyle bir enteresan yollara da gidiyor. Bakalım hayat ne gösterecek. Aklıma şey getirdin. Böyle ben biyografi otobiyografi çok seviyorum. Ben mesela de çok işte seviyorum. Şey, Safiye Aylalar, Zeki Mürenler, işte Müzeyyen Senar. Müzeyyen Senarlar. En son işte Haldun Dorman'ı okuyordum. Sonra o bitti. Geçen haftalarda Deniz Türkeri'yi işte konuk ettim. Mesela Vedat Türkeri hakkında biz bunun kavgasını da derdik. Dedikodusunu yapmıyorum diyor. Röportaj Murat Çelikkan yapmış. Onu tavsiye ederim okumanı Ceylan eğer okumuşsan. Daha dans edecektik kitabın adı. Adı da çok tatlı. Çok tatlı. Babasıyla ilişkisini öyle bir anlatıyor ki ama şeydi işte dediğim gibi biz bunu babamla kavgasını yaptık. Burada söylediğim her şeyi ben babama da söyledim. Çok feodal bir Vedat Türkeri görüyorsun kitapta ve onu takır takır nasıl şey yapıyor. Ha, biz şimdi hemen babalarımızla ilişkimizi bu kadar dediğini anlıyorum o yüzden. Babamla şöyleydik, babamla böyleydik. Hop diye işte babayla, anneyle, kardeşlerle, çevredeki arkadaşlarla. O kadar şey yapamayız ya. Bir düşünürsün, o mu kırılır, bu mu bir şey olur falan. Evet, evet. Ama işte otobiyografi aslında biraz şey, döküyorsun böyle. Evet. Çok acayip yani, bir şey o ya. Biraz eski terapi gibi. Çok güzel yapıyormuş. Hani o, ben Zeki Müren'i Bülent Ersoy'a söyledim. Müzeyyen Senar işte bilmem kime söyledi sözleri falan. Evet. Vay be diyorum çok sanatsal eleştiriler var burada. Bir şeyler söylüyorlar birbirlerine. Çatır çatır. Evet 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 aynen öyle. İşte yani arkadaşlar noktasında onlar biraz daha anlayışlı olabiliyorlar ama aile noktasında herkes böyle bir iki adım geri çekilebiliyor. Yani bakalım işte ben de böyle ufak ufak o mevzuları açmaya başladım zaten. Çizgi bir gireceğim galiba yakında. Çizgi otobiyografi enteresan olacak. Yani Satrapi'yi çok severim ben. Onun böyle Dikiş Nakış diye bir kitabı vardı. Ondan çok etkilenmiştim. Sana da ben de onu tavsiye edeyim böyle. O çok tatlı bir kitaptır. Zaten Persepolis'ten tanır herkes Satrapi'yi. Öyle mi? Yani, ben ismi Persepolis'i seyrettim ama birden şey olmadı mesela. İşte evet o da bir çizgi roman kitabı aslında. Sonradan anime edilmiş. Biraz o şeyler hoşuma gidiyor o haller böyle. Bakalım çok da harika zaten Türkiye'de biliyorsun çizer arkadaşlarımız var. Hangi havaya sokmak istersen sen hikayeni orada hemen o muhteşem çizgilerini konuşturacak olan. Ben tabii Sadi Güran'a çok eski arkadaşım olduğu için ve çok da sevdiğim için ona böyle bir yapar mıyız diye bir dürtükledim. Bakalım işte ben yazmaya bir başlayabilirsem inşallah. Ondan sonra işte o da belki yani bu önümüzdeki 5 senenin planları içinde, hayalleri içinde bu da var bakalım. Çok güzel ya. Bir şey söyleyeceğim. Yine tam bir Ceylan Ertem söyleşisi oldu. Ben sana sormadan sen anlatıyorsun. Ne güzel. Ben senden de soracağım. Sen hayatını yazacak mısın Ceylan diye. Bu takır takır anlatıyorsun ya. Çok güzel. Ya da işte Eylül'den itibaren single'lar. Ondan sonra 10 şarkım, 11 şarkım. Ondan sonra onu... Duyuyor musun? Ha, duyuyor musun? Duyuyor musun? Evet, evet. Böyle söyleşiler beni, yani 3 aydır öyle hissetmiyordum da yavaş yavaş geliyor. Motive ediyor biliyor musun? Ya sana da oluyor mu öyle? Bir arkadaşınla bir yani söyleşi yapabilirsin, muhabbet edebilirsin. Onun yaptığı şeyleri dinlemek biraz gaza getiriyor insanı. Kesinlikle öyle. Çok ya işte gerçekten. Aslında iyi konserler dinlemek de beni çok gaza getirirdi. Böyle iyi kitap okumak falan da.
İşte şimdi belki o podcastlere sardım meselesi de biraz oradan. İşte mesela ben hep yatakta çalışırım. Yani şu anda da yatak odamdayız. Mesela hani konuşuyoruz falan. Solda dikme dolap ya da şey, bilmiyorum. Yani niye acaba diyorum sürekli yatağımda, hani neden yani, bunun nedir, bir psikolo yani psikoloğa sormak lazım falan diye. Sonra böyle öğrencilik hayatlarında falan biz tabii bir de hep ev arkadaşlığı yaşadık. Komün hayat meselesinde. Hep aslında kendi küçük odan olur. Zaten yani onun kirasını verirsin. Ve evet. Hep yatağımın üzerindeydim. İşte benim kitabım, defterim ya da laptopum, işte kulaklıklarım, ses kartım vesaire. Böyle şimdi de o kadar alışmışım ki koskoca evde yine o yatağımda falan. Allah Allah falan derken işte Sezen'e gittim böyle aylar önce. Bir baktım o da yatağında böyle her şeyi yapıyor. Orada mı çalışıyor? Biz de yanındaki koltukta oturuyoruz. O da yatağında çok fazla vakit geçiriyor. Sonra da bir podcast dinledim. Latife Tekin ile yapılmış bir röportajdı. O da yatakta mesela çok. Sonra bir hoşuma gitti. Aa, dedim o kadar da demek ki kötü değilmiş benim yatakta çalışıyor olmam böyle. Şey deli işi değilmiş. Buradan biraz. Da bir hikaye yazılmaz mı? Evet evet ya, yani enteresan falan. Değil mi? Yani mesela Frida da tabii ki hani omurgalarındaki o işte o zaten, hasarlar. Evet. Yani öyle olmak zorundaydı. Hani arkada gördüğünüz o işte çıtalı yatağın ortası full ayna onda ki kendini görsün çizsin falan diye, ama sanki onda da o hal varmış gibi, ya da Semih Aberksoy'da falan hani. O da mı öyle? Böyle bir. Evet evet, yani böyle bir yatakta, yatak odasında ve daha küçük alanlarda dünyasını küçülterek falan, nedir acaba hani onu. Aa, böyle bir Ceylan, bunu yaz. Düşünüyorum. Tam bir hoşuma şey yani, gitti yani. Tam kendine ait bir odanın başka bir şeysi, hali. Yani evet, yatakta evet. Yatakmış. Sanki fotoğrafları da çekilir yani. Evet evet, evet. Edip Cansever'in masada masaymış evet. Gibi doğru. Yani ben fotoğraf olarak da bir hoşuma gitti. Hani neler var neler. Bir analog böyle şey makinalarla, eski orta format makinalarla güzel olabilir gibi geldi. İşte böyle bir sürü hayaller, projeler var bende. Aa, çok güzel ama bu yani bir sürü şey uyandırıyor. Bunu kesin yazman evet. Lazım. Evet, evet. Bunun şeyi de, şarkısı da çok güzel olur ama. Şarkısı güzel olur, evet. Şarkısı yani şey mesela olur. Şarkı depresif gelmedi bana, müzik kulağıma. Çünkü evet, çok evet, yani oraya bütün şeyini sığdırıyorsun ya, hayallerini, onu, bunu, o ya. Çok acayip bir şey ya. Güzel. Evet. Bakalım. Yaşasın. Yine çok güzel söyleştik. Değil mi? Evet. Muhabbet etmiş olduk biz. Kimsenin vallahi için değil, birbirimiz için sanki. Böyle. Geçen sefer de öyle olmuştu ve ben böyle seviyorum zaten. Sahiden bak öyle seni takip ediyorum. Instagram'da aralarda muhabbet ediyoruz falan ama laf lafı açıyor muhabbeti. Çok önemli değil mi? Laf lafı açıyor. Sen böyle hop diye bütün içini, geleceğini, 3-4 ayını, hedeflerini, hayallerini çok güzel de anlattın. Böyle bir içim açıldı ya. Ya ne güzel, yaşasın. Çok sevindim. Söz yazalım. Söz evet, belki ya. Sözlerimizi de şey yaparız. Ya bir buluşalım olur, da zaten. Olur. Buluşalım aynen. Biz de belki bir şeyler yaparız. Bana da ufak ufak gelir. Ne güzel olur. Güzel. Tamam, harika olur. Yarın sabah yola çıkıyorsun. Sen uçmayı zaten sevmiyorsun. Böyle tıngır tıngır. Zaten arkada. Şimdi de kimse uçmuyor. Evet, bütün ekip arabayla gideceğiz. Çok güzel. Sabah 7'de yollardayız. İnşallah bakalım. Güzel güzel buluşuruz. Çok güzel geçsin konseriniz. Sizin konserler güzel geçti. Biz de Eylül'de yapacağımız şeye dair umutlanıyoruz. Gerçekten hani herkes birbirine yol açıyor Ceylan. Umarım güzel geçer. Umarım istediğin gibi olur. Seyircilere selam İnşallah söyleyeyim. Canım. Söylerim, söylerim tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere tatlım. Bay bay. Sevgili Jın TV izleyicileri, Bir Çiçekli Perdelerin Ardı programı daha sona erdi. Ceylan Ertem'le çok güzel söyleştik, muhabbet ettik. Mutlu mutlu ayrılıyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Susamam.